Selamlar. Biz pratik kesimle bir yelek kestik ve diktik bugün. Size gösteriyoruz. Çok şık oldu. Hayriye Hanım bunun kalıbını kendi yeleğinden parşömen üzerine çıkardı. Şimdi bu videomuzda kalıp çıkarma aşaması yok ama bundan bir sonrakinde bu yelek üzerinden kalıp çıkarmayı size anlatacağız. Hadi şimdi gelin hep beraber kaç liraya mal ettiğimiz? 30. Sadece 30 liraya mal ettiğimiz yeleğimizin dikim aşamalarını hep beraber yapalım. Şöyle size ayrıntılarını da göstereceğim yeleğimizin. Gözlükteki boncukları da göstermek istiyorum. Bunları da Hayriye Hanım kendisi yapıyor. Bir yeli biyelerle temizledik. Ceplerimizi biyelerle temizledik. Şöyle ayrıntıları gösterelim. Omuz dikişimiz ve karelerin nasıl denk geldiğini hepsini bu videoda göreceksiniz. Hayriye Hanım'ı görüyorsunuz. Artık dünya çapında bir ünlüdür kendisi. Herkes onu tanıyor. Biz şimdi güzel bir projeye başlıyoruz Hayriye Hanım'la. Ne yapacağız? Yelek dikeceğiz. Yeleği de aslında pratik kesimle yapacağız. Ancak pratik kesimde bile kalıbınızı gene hazırlamanızı ben size öneriyorum. Yani bu kalıpları Hayriye Hanım kendi yeleğinin üzerinden çıkarmış. Her seferinde kumaş üzerine yeleğinizi, sweatshirtünüzü, kazağınızı, pijamanızı, pantolonunuzu koyup kesmek yerine onlardan bir kalıp elde etmenizi size öneriyorum. Hiçbir dergiden değil, biçki sistemine göre hazırlanmadı. Kendi yeleğinin üzerinden kalıpları çıkardık. Hayriye Hanım ayarlamalarını ve karelerini uydurmaya çalışırken bakınız pratik kesimin bile her zaman ben bir tekniği olduğunu size söylüyorum. Yani kumaşı 3'e katlayıp 4'e katlayıp 2'ye katlayıp da hemen üzerine yeleği, pantolonu koyup kesmek pratik kesim değildir. Evet, bir yelek kalıbımız diyelim ki yok, başka bir yeleğimizin üzerinden çıkaracağız ama onun bile tekniği vardır. Her kesimde o yeleğin peşine düşmeyecek Hayriye Hanım artık. Bu kalıplarını alacak. Bakın ön ortası düz bayıplık, arka ortası. Bunlar da yazıldı. Şimdi gene bizim aslında numune üzerinden kalıp elde etmiş olarak keseceğiz. Ekonomik şekilde kumaşımızı yerleştirdik. Burada dikkat edilmesi gereken düz boy ipliği ve karelerimizin birbirine denk gelmesi. Ortadan da böyle bir kumaş çıkarmış. Tebrik ediyoruz kendisini. En ekonomik şekilde yerleştirmiş. Ben artık Hayriye Hanım'a şunu şöyle yap demiyorum. Kendisi kendi işini hallediyor. Videolarımızı da güzel güzel çekiyoruz. Burada da Yıldız Hanım'ımız var gördüğünüz gibi. Kendisine bu ceketin eteğini dikiyor şu an. Dikiş paylarını az vereceğiz. Çünkü biye ile temizlemeyi düşünüyoruz yeleğimizi. Omuz ve yan dikişlerden 1 santim. Kol oyuntusu ve yakadan yarım santim veriyoruz. Yeleğimizi kestik. Şimdi artık ne yapacağız? Omuzları birleştireceğiz. Evet Hayriye Hanım sen anlat ne yapacaksın? Önce kenarlarını ovarlak çekilmesi gereken yerlerini ovarlak çekip sonra omuzlarını birleştirelim. Şimdi en uygun overlock ayarını bulmak için önce deneme parçasında kumaşımızı deniyoruz. Bakıyoruz overlockumuzda uygunsa overlocklarımızı çekiyoruz. Uygun gözüküyor gayet. Kolay gelsin. Omuz dikişlerini birleştirdi, ikiye açtı, ütülüyor. Neydi bu bizim ütümüz? Ara ütüsü. Şimdi yan dikişlerini birleştirecek. Overlock çekerken biye takacağımız yerlere overlock çekmedik. Çünkü biyenin içinde kalacak ve kalınlık yapmasını istemiyoruz. Yan dikişleri birleştiriyor. Gördüğünüz gibi karelerimiz de birbirine denk geldi. Bu çok önemli, küçük fakat önemli bir ayrıntıdır. Şimdi diğer yanının makinesini çekecek. Denk getiriyor. Birleştiriyor. Ve overlock'tan sonra yapıyoruz bunu. Örme kumaş olmasına rağmen biz overlock'larımızı ayrı ayrı çektik. Bunda biraz kalın bir kumaştı. Şimdi burayı dikecek. Diğer yan dikişimizi de çekiyoruz. Karelerini kontrol ede ede gidiyor. Yan dikişlerimizin de ara ütüsü yapılıyor. Şimdi biz üzerimizde küçük bir prova alacağız. Bakın esnetmeden sadece dikiş açma ütüsü yapıyor Hayriye Hanım. Ütüyü üzerinde yanlış olanı gösterelim değdirmeden. Şöyle oynata oynata. Heh, o yanlıştır.
Hayriye Hanım, kombinim hiç güzel değil, provayı çekmeyin dedi ama ben dayanamayıp çekiyorum. Aferin Hayriye Hanım'a, gayet güzel bir pratik kalıp çıkarmış kendisine. Kol oyuntularımız, yelek boyumuz ve beden ölçümüz birebir aynı. Şimdi biyelerimizi çalışabiliriz. Şimdi hazır biyemiz var. Hazır biyelerimiz şu şekilde. Hazır biyemizin payını yeleğin kenarına iğneliyoruz. İğneledikten sonra okat izinden makine çekeceğiz, ütüleyeceğiz ve diğer tarafına çevireceğiz. Bununla ilgili bir biye çalışma videomuz daha var. Altta açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Triko bluz dikmiştik. Toplu iğne kutumuzun kapağını aldı ve oraya bir yuvarlak çiziyor şimdi Hayriye Hanım. Biyeyi oradan yuvarlak döndürecek. Kesiyoruz. Makine seslerimiz de atölyemizde yapılan çalışmaları sesleridir. Kusura bakmayın lütfen. Sessiz bir ortam, biraz yakalayamıyoruz biz ama siz bizi anlıyorsunuz. Aynı işlemi aynı ölçülerle yeleğin diğer ucuna yapacak ve iki ucu birbiriyle eşit olmuş mu diye karşılaştıracak. Karşılaştırdık ve eşit olduğunu gördük. Biyelemeye devam ediyoruz. Köşeye geldik. Köşeyi verev biye olduğu için rahatlıkla yuvarlak olarak döndürebiliyoruz. Şu şekilde. Her zaman iğneleyerek, her zaman teğelleyerek çalışmak giyimi sanata dönüştürür. Çok marifet değildir yani böyle iğnelemeden hemen makineye oturmak, hemen çekmek, hemen makinesini çekmek falan değil. Giyimi sanata dönüştüren el işçiliğidir. Sıra gelmiş kollara, kol biyelerini yerleştiriyor Hayriye Hanım. Hepsini bir çekip bitirecek. Değerliyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Daha sonra bu teğellediğimiz yerden makinamızın dikişini ayarlayıp makine çekeceğiz. Ve gerekli çıtlatmalarımızı yapacağız. Biyelerimizi de şu an güzelce makinalarımızı çekiyoruz. Makinalarımızı çektikten sonra şimdi paylarımızı temizleyip çıtlarımızı atıyoruz. Daha sonra buradan çevireceğiz. Neden yapıyoruz bu çıtları? Biyemiz rahat dönsün, içinde kalınlık yapmasın, üst üste binmesin diye. Devam ediyoruz kesmeye. Bütün paylarını tertemiz yapacağız. İplerimizi temizleyeceğiz. Ondan sonra biyemizi kapatıp makinalarını çekeceğiz. Şimdi şöyle gösterelim. İlk önce biyemizin şu açık hali, kıvırıyoruz. Payını içine katlıyoruz ve iğneliyoruz. Şimdi bize bir iki iğne Hayriye Hanım taksın. Gösterelim. İğneli yerinde şöyle bir önünden arkasından gösterelim size. Böylece ucunu temizlemiş oluyoruz hazır biye ile. Daha sonra şuradan tam biyele yeleğin birleştiği yerden düz dikiş makinesi çekerek yeleğimizi bitireceğiz. İğnelediğimiz yerleri teğelliyoruz. Teğelledikten sonra makinesi çekilecek. Biyelerimizin de makinalarını çekiyoruz şimdi. Şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Gördüğünüz gibi ütülenmemiş hali henüz. İçi dışı tertemiz oldu. Yeleğimizin şimdi ütülenecek ve cep koyacağız. Diktiğimiz biyelerin üzerine şimdi ütü sürüyor. Ütülüyor daha doğrusu. Esnetmeden ve şeklini bozmadan. Cepleri de biyeledi Hayriye Hanım. Yerleştirdi. Şimdi makinalarını çekecek. Ondan sonra da üzerinde göreceğiz inşallah. Şöyle içini dışını tekrar gösterelim. Ceplerini dikiyoruz. Ben videoyu başlatınca her kurslarımda şöyle bir heyecan oluyor. Ama maşallah Hayriye Hanım da olmuyor. Bakın ne kadar yavaş basıyor motora. Köşeleri de dönerken dikkatli dönecek. Sonra ceplerimizi ütüleyecek. Bu arada
eltisine de bir tane dikti Hayriye Hanım. Gördüğünüz gibi şu an yarım bitiremedi. Kollarının biyesi ve cepleri ve cep biyeleri kaldı ama şu kumaşta da görün. İstedim ben sizi. Hayriye Hanım geç bakalım yeleğinin yanına. Bugün yelek günümüz oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi diğer yeleği de Hayriye Hanım'ın üzerine bir görelim. Yeleğimizin bitmiş hali budur. Söylediğimiz gibi bu yelek üzerinden kalıp çıkarma videosunda sizler için çekeceğiz. Pratik kesim, pratik kalıp dediğimiz kalıpla yaptık. Hiçbir dergiden değil, hiçbir yerden değil. Bunu Hayriye Hanım kendisi çıkarttı. Aynen bu yelekten. Şimdi Hayriye Hanım size anlatacak bunun kalıbını nasıl çıkardığını, inceliklerini ve püf noktasını göstereceğiz. Dikiş sınıfında kalın, sevgiyle kalın. Dikiş sınıfından sevgiler herkese.